كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi evden çıkmadan önce televizyonda bir haber gördüm. Bununla alakalı konuşmam lazım. Şu anda vakalarda Avrupa'da aşırı derecede ciddi bir artış varmış. Şu anda Rusya'da günlük vaka 10 bin. Almanya'da, Hollanda'da vaka sayıları patlamış. Hollanda'da hastaneler dolu. Almanya'ya hasta yolluyorlar. İtalya'da günlük vaka sayısı 9 bin. Ölü sayısı 36 bini geçmiş. Amerika'da toplantılar iptal ediliyor. Yani Avrupa'da şu anda sıkıntı var. İngiltere'de anksiyete hastalığı başlamış. Yani uykusuzluk hastalığı ve koronavirüs vakaları iyice uçmuş. Yani Avrupa'da şu anda vakalar haddini aşmış. Ölü sayısı 5 katına çıkabilir diyorlar. Biliyorsunuz bu hastalık evvela Çin'de çıktığı zaman biz burada sürekli konuştuk. Dikkatli olalım, dikkatli olalım diye. Ve yine söylüyoruz. Çin'deyken biz hiç takmadık meseleyi. Yani onlar dedik Türkçesi gebersin dedik. Ama iş bize gelince maalesef tutuştuk. Şimdi şu anda Avrupa'da durum bayağı sıkıntı. Zaten kışın gelmesiyle insanlar da açık alandan kapalı alana dönme sebebiyle grip, nezle gibi hastalıkların da artacağı sebebiyle işler çığırından çıkabilir. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim burada işimiz sadece vaaz vermek, sohbet vermek değil. Biz emri bil maruf yapıyoruz. İyiliği emrediyoruz. Ne diyoruz kardeşim? Sen hastaysan dikkatli olacaksın. Karantinaya alacaksın gerekirse kendini. İşe de gitmeyeceksin. Niye? Eğer sen taşıcıysan, sana bir şey olmazsa sen mesela vücudun antikor üretir, hastalığı bir şekilde atlatırsın. Ama bulaştıracağın adam eğer vücudu hassassa, eğer ki adamın bir astımı ya da ne bileyim buna benzer bir hastalığı varsa, koronavirüse dayanamayacak bir vücut yapısı varsa, o adam senin bulaştırman sebebiyle ölürse kardeşim, sana katil hükmüyle bakıyor İslam dini. Niye? Kasten yaparsan. Mesela adam, ya bugün haberlerde gördüm, 80 yaşında adam pozitifmiş bir de ya. 80 yaşında adam pozitif, evden kaçıyor, bir de minibüse biniyor. Yani arkadaş, yani daha ne diyelim? Biz Allah için uyarıyoruz. Yani kim ne olursa olsun, bak ne olursa olsun ya, evden çıkmayacaksın kardeşim. Bak bizim bir arkadaş mesela, yakın bir arkadaş, 12-13 gün karantinada kaldı. Geldi, iş başı yaptı, test sonucu bir daha çıktı, yine pozitif. Ya işte bak, yine söylüyoruz, dikkatli olmak lazım. Sen tamam, sana bir şey olmayabilir. Kimisi ayakta atlatıyor. Kimisine hiçbir şey yok. Ya bizde bir tevfik var. Allah selamet versin. Hiçbir şeyim yok diyor yani. Hiçbir şey yok yani. Adam dana gibi yani. Böyle valla ortak girsen 7 ortak girsen adama. Ama pozitif adam. Ya burada yok diye tevfik söylüyorum da. Adam pozitif. Ya bak, yanlışlıkla mesela evinde karantinadaydı ama yanlışlıkla birisini suratına hapşırsa, birisine böyle bir şey yapsa gitti. Yani bak, senin annen, senin baban astım olabilir, şeker hastası olabilir. Sen mesela atıyorum eline hapşırdın, elini dezenfekte etmedin, kapının kolunu tuttun. Senin annen baban aynı kapı kolunu tuttu. Kapı kolunu tuttu, unuttu, şöyle elini yüzünü kaşıdı, her neyse bir şey oldu. Dikkat lazım, vakalar artmış. Memlekette şu anda bizim 1500-1600 civarında seyrediyor ama ne olursa olsun dikkatli olmak lazım. Allah rızası için uyarıyoruz, çok önemli bir şey. Bak sohbet yapamıyoruz, cemaat çağırmıyoruz. Cemaat çağırmıyoruz ya. Niye? Kimseye bulaşmasın. Ama bakıyorsun bugün haberlerde gece kulüplerinde şu anda acayip bir patlama var. İç içe, ağız ağza gece kulüpleri özellikle patlamış gitmiş. Herkes kudurmuş. Düğünler zaten Allah selamet versin. Ama biz yine tedbir elden bırakmıyoruz. Ondan sonra zaten işe hemen cemaatlere vururlar. İşte bunlar yüzünden oldu. Zaten ne dediler ilk önce? Umreciler yüzünden oldu. Kardeşim, umreciler yüzünden olduysa şimdi onlar ne yapacaklar mesela? Camilerden ol diyecekler. İşte sohbetlerde oldu. Biz sırf bu denmesin diye sohbet adam almıyoruz. Zaten normalde vakit namazlarında ve camilerde de sosyal mesafeli namaz kılınıyor. Niye? O topun ağzına biz giremeyiz. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla açıklama yaptı kardeşim. Şu anda Türkiye'de sosyal mesafeye uyulan tek yer cami dedi. Cami zaten belli kardeşim. Aralarda mesafe var. Ama cami hariç bugün metrobüsler, minibüsler, otobüsler her yer dolu. Metro ile işe gidiyoruz arkadaş. Metrodaki sosyal mesafe alanlarını kaldırmış belediye. Ya niye kaldırıyorsun sen? Sanki vaka mı bitti? Şu anda mesela ilk başta işte bir koltuk boş bırakın. İşte bir koltuk boş bırakın. Yerlerde işte şuralarda durun diye şeyler vardı. Hepsini kaldırmışlar. Kimse kimseye dikkat etmiyor. Herkes yan yana oturuyor. Adam necidir bilmez. Pozitif mi negatif mi haber olmaz. Adam sağlamdır ama yanındaki vücudu ona müsait değildir. Adamı öldürürsün.
Cinayete teşebbüstür bu bak. Açık açık söylüyorum. Testini yaptıracaksın. Gerekirse kardeşim kendini yere atacaksın. Bazı arkadaşlar diyor ki devlet hastaneleri şu anda ikinci testi yapmıyor diyor. Yapmıyor mu kardeşim? At kendini yere. Bak çok ciddiyim bak. At kendini yere ya. Niye? Kendi aileni düşün. En basit ya. Hani bizim kafada şu var. Yani aman bir şey olmaz ya. Hep bu kafa var bizde. Kendi aileni düşün bari. Çoluğunu çocuğunu, hanımını, ananı, babanı düşün bari de. Git bir daha test yaptır. Kendini garanti al. Etrafını da garanti al. Negatif sonucunu görmeden sokağa çıkma. Çünkü dedim ya bu bir haktır. Kul hakkıdır. Senin yüzünden bir kişi ölürse kardeşim. Bak bu kadar açık konuşuyorum. Yani İslami hükümlere göre konuşuyorum. Kasten yaparsan. Aman bir şey olmaz. Yani bu gördünüz ya bu memlekette polisin suratına tükürdü. Ben pozitifim sen de pozitif oluyordu. Al sana katil. E şimdi o polis ölse ne olacak? Ha silah sıkmış polisin kafasına. Ha koronalı bir adamın suratına tükürmüş hapşırmış. Her neyse. Allah için uyarıyoruz. Vakalar artmış. Şu anda Avrupa'dan buraya giden gelen turistler zaten yine normal hava yolları her taraf açıldı. Bak Çin'de bir kişiden başlayan hastalık bütün dünya yayıldı. Ölü sayısı 1 milyonu geçmiş. Vaka sayısı kaç milyon olmuş Allah selamet versin. Şu anda günlük dünyada vaka sayısı 200-300 bin olmuş. Yine bir şeyler artıyor. Koronavirüs 2 sene de sürebilir diyorlar. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ama tedbiri elden bırakmayacaksın. Maskeyi çıkarmayacaksın kardeşim. Yani ben sohbet esnasında çıkarmıyorum ama onun haricinde akşama kadar benim şuralarım artık ağrıyor. Kulak arkalarımda yaralar oluştu yani. Niye? Çünkü çıkarmayayım ki. Olur kardeşim bir şey olur. Aman diyorum uzak dursun. Ne olursa olsun kardeşim kimseye bulaştırmayalım. Bize de bulaşmasın, kimseye de bulaşmasın. Kimsenin vebali altına girmeyelim. Bu bir emri bir maruftur. Bu hepinizin görevidir kardeşim. Nasıl namaz kıl, oruç tut, zikir çek demek emri bir marufsa bu virüsle alakalı tedbirlerde emri bir maruftur. Kardeşim maskeni takar mısın? Gerekirse polise şikayet edeceksin kardeşim. Bak memur bey bu arkadaş maskesi takmıyor. Yapacaksın bunu. Böyle yapacak bir şey yok. İnşallah bu önemli meseleyi söylememiz lazımdı. Söyledik çünkü dedim ya vakalar artarsa, işler çarından çıkarsa bu sefer hiç evden çıkamayız. İtalya'da, yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da, Hollanda'da mı her neyse bir Avrupa ülkesinde, Fransa'da yarından itibaren sokağa çıkma yasağı başlamış. Fransa da uçmuş gitmiş. Yarından itibaren Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. Niye? İşte tedbir almazsan, gevşersen, ya şu anda bilim adamları resmen açıklama yapmış. Eğer tedbirler gevşetilirse ölü sayısı tam 5 katına çıkacak diyorlar. Kesin. Kesin akan 5 katı. Biz de Allah için uyarıyoruz. Bizi dinleyen kardeşlerimizi, sevenlerimizi uyarıyoruz. Dikkatli olalım ki en hafifiyle atlatalım. Elbet bitecek kardeşim. Yani illaki bitecek. Bu dünya ne hastalıklar görmüş. Fransız ne İspanyol gribi görmüş. 50 milyon kişi ölmüş. 50 milyon. Nice gripler, nice hastalıklar. Yani şu anda basit bir örnek verip şu anda dünyada en çok ölüm sebebi ne biliyor musunuz? Belki inanmazsınız da sivrisinek ölümü. Şu anda dünyadaki araştırmalara göre en çok ölüm şeyi sivrisinek. Virüslü. Sivrisinek geliyor sokuyor adam küt gidiyor. Ya acayip yani hiç tahmin etmeyin. Yani ölebilirsin. Nasıl bir topal sivrisinek Nemrut'u devirdi. İşte Allah Celle Celaluhu bir sivrisinekle de milyonlarca insanı öldürüyor. İnşallah anladınız.